Efendim, Mustafa Sönmez'le beraberiz Medya Mahallesi'de. İkinci gün ekonomiyi konuşurken programın başında size önemli, dikkat çekici başlıklardan biri olarak aktardığım İdlib meselesinde bir gelişme yaşandı. Ruslar İdlib'i vurdu. Şimdi İdlib, haritayı göreceksiniz, bilenler biliyor ama hatırlatmak adına hem de bilmeyenler için söyleyelim. İdlib, muhalif adı verilen Türkiye'nin de kontrolündeki, büyük ölçüde kontrolündeki grupları, cihatçı grupların elinde. Esad dedi ki, ben bu İdlib'i kontrol edeceğim. Şimdi kendi topraklarından bahsediyor, onu konuşmuştuk zaten. Buraya bir şey bekleniyordu zaten. Bir operasyon bekleniyordu. Savaş mı diyeceğim, operasyon mu diyeceğim? Çünkü hakikaten yani Suriye'nin kendi toprakları. Operasyon doğru oldu. Evet, evet. Şimdi Reuters verdi bu haberi. Önce Suriye'deki insan hakları gözlemcilerinden geldi bir not. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü. Ama biliyorsunuz bu insan hakları izleme örgütleri, özellikle Beyaz Miğferliler denilen örgüt, öylesine şaibelere yol açtılar ki son dönemde, Amerika'nın ya da Batı'nın diyelim genel olarak, ajanı olduğu neredeyse bazılarının, özellikle de Beyaz Miğferliler için söz konusu bu iddia, söz konusu oldu, tartışıldı. O nedenle Reuters gibi bir haber ajansının haberi vermesi önemli olduğu için altını çizerek söylüyorum. Rus savaş uçakları İdlib'e hava operasyonu gerçekleştirdi, diyor Reuters haber ajansı. Daha ayrıntılar henüz gelmedi, reaksiyonlar hele hiç gelmedi. Şimdi bu çok dikkat çekici bir dönemeçte, kavşakta ya da cereyan etti bu hava saldırısı. Bir, tam da Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey'in Ankara ziyareti sırasında gerçekleşiyor bu olay. Yani Amerika'ya, tabii ki bize özellikle, çünkü biz burada doğrudan doğruya boyumuzu da aşan bir şekilde işin içindeyiz. Bir bakıma bu Ankara'ya da mesaj, sadece Washington'a değil. İki, zirveye 3 gün kala oldu. Nedir o zirve? Tahran'da toplanacak 7 Eylül'de 3 gün sonra Astana görüşmeleri diye başlayan, ilk Astana'da olduğu için o isimle anılan görüşmeler Rusya, İran, Türkiye üçlüsü tarafından yapılıyor bunlar. Tamamen Suriye odaklı, tarafların Rusya ve İran olduğuna bakarak anlayabilirsiniz ki Esad yanlısı bu gruplar, ya daha doğrusu bu zirvenin bileşenleri, Türkiye hariç diyeceğim ama son zamanlardaki Amerikan karşıtlığı, Amerika ile kriz hali ve başka nedenlerle soracağım Mustafa Sönmez'e, çünkü Kasım'da başlayacak İran ambargosu var işin içinde, F-35'lerin verilmemesi var, yanı sıra hani onun anneni mi daha çok seviyorsun, babamını mı, artık karar ver aşamasına gelmiş olabilir. Bir yandan da tabii Esad'ın önünde yer alan cephe, Rusya-İran, şunu dünyaya kabul ettirdiler. Fransız Dışişleri Bakanı'ma söyledi, dedi ki Esad kazandı dedi. Savaşı Esad kazandı. Ha, barışı kazanmamıştı efendim, geçiniz. Esad kazandı. Mühim, yani cümle akıllarda böyle kalacak. Bir üçüncü nokta bu kavşakta dikkat çeken, bundan ne kadar önce, 4-5 gün önce olacak herhalde. Şimdi notlarıma bakıyorum. Hani hep denirdi ya, Rusların sıcak denizlere, yani Akdeniz'e inme hevesi denir ya. Şimdi Ruslar sıcak denizlere indi. 1 Eylül'de başladı
tatbikat devam ediyor. Rus donanması ve hava kuvvetleri Akdeniz'de ilk kez tatbikat yapıyor. Bakın hanımefendiler, beyefendiler, böyle bir altüst oluş halinin göbeğinde bu ülke. Bunların hani Bilal Bey'i götürmüş yanında ya Kırgızistan'a. Sen dedin ki iş öğrensin diye. Şimdi neyi onun olup bittiğini, bu ülke hakkında hiçbir karar, söz, yetkisi bulunmayan, sorumlu olmayan Bilal Bey biliyor. Muhalefet biliyor mu? Muhalefet. Hatta bazı bakanlar biliyor mu? Hatta ilgili kurumlar biliyor mu? Hayır. Ruslar ilk kez Akdeniz'de, kötü bir şey olarak söylemiyorum, bakın yanlış anlamayın. Bütün bu söylediklerimin hiçbirini iyi ya da kötü diye kategorize etmeyin. Bunlar gerçekler. Şimdi bu gerçekler, dediğim gibi Kasım'da İran ambargosu ve bunun bize yansıması dahil. Bir anlat bakalım Mustafa Sönmez. Bu tablodan İdlib'e operasyonla birlikte ne görünüyor? Yani Rusya'nınki bir kararlılık gösterisi, ben onu söyleyeyim. İdlib'den bunları çıkaracağız, çıkacaklar bunlar. Geleceğin Suriye'sinde bunlar bir bileşen olmayacaklar şeklinde bir kararlılık var. Bunu hayata geçireceklerinin işaretlerini verdiler, operasyon yapacaklarını da söylediler ve bu icraata geçtiler. Çok açık. Rusya burada çok kararlı olduğunu bir şekilde göstermiş oldu. Tabii ki arkasında İran da var ve Suriye rejimiyle beraber Suriye'nin geleceğini planlıyorlar. Yani Astana zirveleri ya da İran'da yapılacak olan toplantıda geleceğin Suriye'si nasıl olacak? Buna dair son şekilli vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin oradaki tabii rezervi Kürt bileşeninin ne olacağı, orada yeni Suriye'de Kürt bileşen nasıl bir form alacak, demokratik özellik mi, bir şey mi, o konularda içine sinmeyen, Türkiye'nin içine sinmeyen, kabul edemediği bir şey var. Ama Türkiye'nin içine sinmemesi çok da Rusya'nın umurunda değil. Doğrusunu istersen İran bile yeni Suriye'de bir Kürt varlığını, farklı kimliklerin temsilini bir şekilde kabullenmiş durumda. Konfederasyon biçiminde mi? Nasıl? Kısmen özellik mi? Yani şu olabilir. Varılacak yer. Kürtlerin yaşadığı bölgede bir takım yerel yetkiler, yerel bütçeler tanınarak ve en önemlisi tabii Kürt kimliği kabul edilerek, Kürtlerin kendi kültürlerini geliştirmeleri, kendilerini bir anlamda yerelde yönetmeleri konularında. Çünkü şey böyle, talepler böyle. Buna Şam yeşil ışık yakmış olabilir. Yani Kürtleri masada kabul ediyor ve bir kimlik olarak kabul ediyor. Dolayısıyla yeni Suriye'nin oluşumunda bir Kürt kimliği, Kürt varlığı, adı Kürt olmasa da, yani bunun adına başka bir sürü şeyler diyebilirler. Çünkü orada PYD kendi başına ortaya çıkmıyor. Orada bir demokratik bileşen olarak ortaya çıkıyorlar. Ama yerelde kendilerini yönetecekleri, kendi kültürlerini geliştirecekleri, dillerini konuşacakları, belki kendi dilleriyle eğitimde yapabilecekleri taleplere Şam rıza göstermiş bulunuyor. En azından Rusya bu garantiyi Şam'dan almış bulunuyor. Şimdi bu Türkiye'nin hazmedemediği, özellikle AKP ve TC ordusunun çok hazmedemediği bir formülasyon ama mecbur kalıyorlar. Yani burada yapılacak bir şey yok. İdlib'de yani son aşamada cihatçı grupların, onların tam terörist dedikleri grupların yığıldıkları, toplandıkları bir yerdi. Burayı da kendi topraklarının, zaten kendi toprakları kontrol altına alacaklarını kararlaştırdılar ve ona dair de şimdi bu hamleyi yapmış oldular. Buradan Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Yani Türkiye sadece buradan şey toplayacak, göçmen toplayacak. Yani oradan
başlamıştır bile. Şimdi sınıra doğru bir muhtemelen, kaçış çok muhtemel. Yani bu uçak yani ben şimdi ayrıntıları kontrol etmeye çalışıyorum. Henüz bir şey gelmiş değil. Ama yani böyle bir saldırı söz konusu ise, saldırı velev ki sınırlı bile olsa, evet, bir göç hareketi mutlaka zaten galiba hazırlıklar filan da sınırda ona doğru yapıldı. Yani o göçü kucaklamak, kontrol altında tutmak, onları belli bir yerde bloke etmek kolay bir şey değil tabii. Orada ki nüfusun belli bir kısmı da silahlı güçler. Bu arada çok özür dileyerek şimdi bakın ben sizinle bu haberi az önce Sözcü Gazetesi'den internet sitesinden paylaştım. Ve internet sitesinde dediğim gibi iki yere şey vardı, gönderme vardı, daha doğrusu referans vardı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Reuters. Henüz Sputnik'te Rusya'nın biliyorsunuz bir şeysidir, yayın organıdır. Sputnik'te yok, BBC'de yok. Hani bunu da bir her zaman bu tip haberlerde ihtiyatlı olmak gerekir diye gene kaydı ihtiyat çerçevesinde söylemiş olayım. Şimdi bir hani soğuk savaş dönemi mi deriz artık, bunun adına başka bir isim mi koyarız bilmiyorum ama Trump'la birlikte zaten Putin de çok önemli bir figür olarak çıkmıştı ortaya özellikle Suriye'de. Ama Trump'la birlikte dünyada dengelerin alt üst olduğu, soğuk savaş emarelerin arttığı, rüzgarların sertleştiği bir dönem yaşıyoruz. Türkiye'de tam hani Kur'an der mi derlerdi, böyle tam cereyanda kalma yavrum işte sırtını üşütürsün bilmem ne Kur'an der iki şey arasında, iki kuvvetli rüzgar arasında. Hakikaten Kur'an derdeyiz yani. Bir yandan Amerika, bir yandan Rusya habire rüzgar estirip duruyor. Türkiye'nin batıdan kopması hiç kolay değil. Yani çünkü yarım yüzyılı aşan, 70 yıl öncesi de olsa bile sınırlı, ama 70 yıllık bir maceradan söz ediyoruz. Ya da beraberlikten söz ediyoruz, NATO'suyla, her şeysiyle. Kolay değil, her şeyi de zaten iktidarın verdiği işaretlerden bunu anlıyoruz. Ama bir yandan da işte Rusya cephesi var. Türkiye bu zor seçimde, yani daha seçimle karşı karşıya kalırsa, çok kısaca alayım çünkü Şarbon toplantısına gideceğiz. Seçim yapar mı, yapabilir mi? Neyi seçer? Vallahi aslında yani Türkiye demeyelim, AKP rejimi Türkiye'yi buraya getirdi. Yani bu cereyanda kalma meselesi Türkiye'nin başına AKP rejiminin izlediği tutarsız, yanlış dış politikaların sonucu olarak geldi. Şu anda Amerika kedi fare gibi oynuyor Türkiye ile. Özellikle bu ekonomik kırılganlığını da fırsat bilerek çok rahat risklerini yükseltebiliyor. Buna karşılık Türkiye burada bir teslim olmamak için Rusya'ya yanaşıyor. Böyle iki arada bir derede kalmış vaziyette, tutarsız. Bu anlamda da hiçbir tarafa güven vermiyor. İki süper güce de güven vermiyor. Ama aynı zamanda dünyada diyelim Avrupa Birliği falan da bu halinden dolayı Türkiye'ye çok fazla güvenmiyor. Şimdi burada ne seçecek? Vallahi kaderine razı olacak. Yani her tarafa eğip bükülebilecek bir ülke durumuna geldi Türkiye. Yani Amerika'nın da şantajına boyun eğer durumda. Rusya'nın da her tür isteklerine prim vermek durumunda. Bu her türlü kaybettirebilir. Yani Amerika'dan yana da kayba uğrayabilir, Rusya'dan yana da kayba uğrayabilir. Yani hani çok meşhur bir şey vardı, win win win. Bu kayıp kayıp. Tam kayıp 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 gibi. Döneceğiz bu konulara ama bir Şarbon meselesi de çok önemli. Bir İstanbul Tapu Odası'ndaki basın toplantısına bir gidelim bakalım uyarılar neler. Göstermiştik ki bu ülkenin güçlü, hızlı hareket edebilen bağımsız bir veteriner hekimlik teşkilatına ihtiyacı vardır. Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir ve hayvan sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır.
tek sağlık konsepti denilen konsepte uygun olarak, yani hayvanlarda, insanlarda, doğada görülen tüm infeksiyonun birlikte değerlendirilmesidir tek sağlık. Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlıklı personeli bir bütün olarak çalışmalı. Özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabii tutulmamalı. Bu alanda kilit meslek olan veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan dejenerasyon hızla durdurulmalıdır. İstanbul'da yaşadığımız şarbon vakaları, son zamanlarda yaşadığımız diğer gıda kaynaklı infeksiyonlar ki biliyorsunuz basından takip ettiğiniz deli dana hastalığı, enterohemorajik ekoli O157H7 gibi ve kimyasal riskleriyle birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde gıda güvenliği konusunda önemli sorunlar olduğunu düşündürmektedir. Bu durum önemli bir hak sorunudur. Bu nedenle daha fazla zaman kaybetmeden ve yeni gıda skandalları yaşamadan ilgili meslek odaları, bakanlıklar, üniversiteler başta olmak üzere tüm taraflar bir araya gelmeli ve bu konuda gelişmiş ülke örnekleri de incelenerek gıda güvenliğini tartışmasız sağlayan ve sağlık örgütünü de gıda güvenliği konusunda yetkilendiren yeni bir düzenleme hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Hepsinden önemlisi gerek taşıyacağı hastalık riskleri, gerekse yerli üretimi olumsuz etkileri açısından hayvancılığımızın ölüm fermanı olan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatından vazgeçilmelidir. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Veteriner Odası Başkanı Murat Aslan'a veriyorum, Profesör Murat Aslan'a. Kendisinin özellikle basın bildirisine eklemek ve vurgulamak istediği konuları rica ediyoruz. Herkese merhaba. Evet, aslında detaylarıyla basın açıklamamızda konu verildi. Ancak ben birkaç farklı konuya da değinmek istiyorum. Büyük bir kaygı var şu an ülkede. Ancak bu şunu bilmemiz gerekiyor. Bu sadece şarbonla ilgili bir kaygı olmamalı. Eğer böyle bir kaygı oluşacaksa benzer birçok hastalık şu an ülke hayvancılığında var. Mesela brucellozis, tüberküloz, yani insan halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı da şu anda yaygın olarak ülkemizde var. Başka hastalıklardan da bahsedebiliriz. En önemli boyutu tabii ki insan sağlığı, toplum sağlığı boyutu, ama başka boyutları da var. Gelecekte bizi etkileyecek, gelecekte belki ekonomimizi etkileyecek boyutları da var. Her şeyden önce hayvan sağlığı, hayvan popülasyonumuz için bir risk bu, bir tehlike. Diğer taraftan hep belli hedefler koyarız geleceğe yönelik. Biz hayvan ihracatı yapabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz aslında. Coğrafyamız ve buradaki bizim üretim alışkanlıklarımız buna el veriyor. Yani geleneklerimiz aslında hem tarım hem hayvancılık konusunda iş yapabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Ama sürekli olarak böyle hayvan hastalıklarıyla adınız anıldığı zaman ülkeler arasındaki ticarette de zaten sıkıntı yaşarsınız. Hayvancılıkla ilgili herhangi bir ihracat yapabilmeniz imkansız olur. Örneğin deli dana bir ülkeye girdiği zaman o ülkeyle ilgili adeta önündeki 10 belki 20 yılı hayvancılık açısından kaybolmuştur. Neden bunu söylüyorum? Ülkede deli dana mı var? Bununla ilgili de tartışmalar var aslında, ama şu açıdan önemli. Ne kadar çok anılırsa hastalıklarla bir ülkenin hayvancılığı, ekonomisi gelecekte o kadar yok oluşa doğru bir gidiş demektir. İşte ölüm fermanı o yüzden dedik. İthalat da bunlardan bir tanesidir. Neden çok görüldü şu sıralar? Ona kısaca değinmek istiyorum. Her zaman görülüyor. Burada hocam insanlarda görülen vakaları verdi, vaka sayılarını verdi. Bende de hayvanlarda görülen mihraklar var. Örneğin 2014 yılında ülkemizde 101 noktada şarbon görülmüş, tespit edilmiş. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinden işte birkaç tanesinde var. Onlarda toplam 23 tane. Yine 2017'yi örnek vereyim. 98 tane bizde mihrak görülmüş. Diğer bütün Avrupa ülkelerinde 9 adet mihrak var. Bu yılın Ağustos ayına kadar bizdeki sayı 42. Avrupa ülkelerinde 29. Onlar biraz yukarı çıkmışlar. Görüldüğü gibi bu ülkede görülen bir hastalık, özellikle son zamanlarda Kurban Bayramı'yla meydana gelen hareketler, ki biz bunu basın açıklamamızda, kurbandan önceki basın açıklamamızda İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak buna dikkat çekmiştik ve şarbonu yazmıştık basın açıklamamıza. Ona rağmen önlemler maalesef yeterli olmadı. Giderek daha kötüye gidiyor ve diğer hastalıklarla ilgili de bu hastalıktaki duyarlılığın derhal gösterilmesi gerekiyor ve gerekli önlemler
alınmalıdır. Ben şimdilik bu kadar konuşayım. Eğer sorularınız olursa cevap vereceğim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istiyorum, evet. Tamamdır. Özellikle Türkiye'de yaklaşık Kurban Bayramı döneminde 2,5 milyona yakın küçükbaş, 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kesiliyor. Bunun yaklaşık 100 bin tanesi İstanbul'da, 100 bin tane büyükbaş İstanbul'da, 85-90 bin adet küçükbaş hayvan İstanbul'da kesiliyor. Biz de özellikle meslek odası olarak şunu söyledik. Dedi ki arkadaşlar, İstanbul'un tabii ki insanlar dini inançlarını, dini ibadetlerini yerine getirsinler. Ama bunlar, bu kesilecek hayvanlar veteriner hekim denetiminden geçirildikten sonra kesilsin. Hayvanlar ilk önce sağlıklıyken veteriner hekim kontrolünde geçer. Geçtikten sonra karkasıyla birlikte kesim anında ve kesim sonrası veteriner hekim kontrolünde geçtiği zaman bu zoonoz hastalıkları, tüberkülozdan tut da bu şarbon hastalığına kadar bazı şeyler tespit edilebiliyor. Ama maalesef Türkiye'de kesilen hayvanların, biraz önce söylediğim büyükbaş 100 bin tane, küçükbaş 90 bine yakın küçükbaş hayvanların %95'i kontrolsüz olarak kesiliyor. Hiçbir veteriner hekimin denetiminde olmadan kesildiği için bu tür hastalıkları tespit etmek de çok zor oluyor. Bazen örneğin vatandaşlar şunu söylüyorlar, belediyedeki veteriner hekimlere başvurdukları zaman ancak tüberkülozu veya brusellayı veya biraz önce söylediğimiz gibi şarbon hastalığını tespit edebiliyoruz. Sadece vatandaşın duyarlılığına bu tür hastalıklar bırakılmamalı. Bırakıldığı zaman, bu tür denetimsizlikler arttığı zaman bu tür sorunlar oluyor. Biz özellikle İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak İstanbul Valiliğine yapılan toplantılarda hep şunu söyledik. İstanbul'un dışında toplu kesim ve satış yerleri oluşturulsun. İstanbul'un içine hiçbir hayvan sokulmadan nasıl kurban şeyde haçta bayramın ilk 3 günü 24 saat kurbanlıklar kesiliyorsa İstanbul'da büyük metropollerde de hayvanlar bu şekil hem canlıyken hem kesildikten sonra veteriner hekim kontrolünde geçtiği zaman bu tür zoonoz hastalıkları en düşük seviyeye indirmiş oluruz. Ben teşekkür ediyorum. Açıklamalar için hem Klinik Enfeksiyon Derneği'ne hem de veteriner odalara çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki sağlıkta dönüşüm sistemiyle birlikte maalesef sağlık daha çok tedavi edici ağırlıklı olmuştur, daha ticarileşmiştir. Şimdi biz sade vatandaş olarak ne yapacağız bilmiyorum. Yani çok haklı olarak ilgili meslek kuruluşlarının oda başkanları dediler ki ya da temsilcileri bunların sağlık raporu olması lazım kesilen hayvanların. Ya da işte ithal etten vazgeçilmeli. Bunlar önemli. Bir de benim tüylerim diken diken eden meselelerden biri şu. Sadece şarbon mu diyorlar? Tüberküloz da. Tüberküloz, brusella. Brusella. Yani çok ağır, ciddi bir rahatsızlıktır. Etten ve süt ürünlerinden de yanı sıra geçer. Şimdi biz ya aman ne diyordu Cumhurbaşkanı dolar molar için? Bir hatırlatsanıza çocuklar onu bize. Bu da geçer yahu. Değil mi? Bu da geçer yahu diyordu. Bir desin bakalım. Bu da geçer yahu. Şimdi biz vatandaş olarak böyle diyeceğiz ama bu da geçer yahu diyeceğiz belki. Ya da et mi yemeyeceğiz? Bize bir şey olmaz. Ha? Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Hakikaten bize bir şey olmuyor ama farkındaysan. Hakikaten olmuyor yani. Baş bize bir şey olmaz. Tevekkül. Öyle. Yani ithalat meselesi çok ciddi. Zaten birileri herhalde para kazansın diye tam da işte belli bir mevsimde bunların gümrükleri indirildi, bilmem neleri indirildi vesaire malum neler neler yaşandı. Şimdi geçeceğiz tekrar notlarımıza. Bir sıcak gelişme haberi daha var. Şunu söyleyeyim,
Rusya'nın İdlib'i vurduğuna ilişkin haberler başka kaynaklarda da yer almaya başladı, onu söyleyeyim. Şimdi bir sıcak gelişme de şu, sıcak mı bilmiyorum ama hani siyasetin dikkatine diye ve sizin dikkatinize diye ben sunayım. Kim üzerine alınırsa ne yaparsa. AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özhasit'teki CNN Türk'te konuştu. Bizde konuşacak hali olmadığına göre. CNN Türk'te konuştu ve dedi ki, çok özetle söylüyorum uzatmadan, biz Millet ve Cumhur İttifakı'nı sevdi, biz yerel seçimlerde de ittifaka varız dedi. Zaten MHP'de daha önce söylemişti, biz ittifak yapacağız vesaire diye. Şimdi biraz siyasete hafiften girelim. Çünkü ekonominin hali ortada. 10 gün anlatsam biliyorum ki 10 günlük malzemem var Mustafa Sönmez. Ama yani herkes biliyor, başımıza gelecek de Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bizzat, yani daha artık kim söylesin, kim, yani. Kim söylesin yani. Eylül ayında daha elektriğe, şuna buna, enerji fiyatlarına dikkat, zam gerekiyor dedi. Zam gelecek dedi. Yani daha ne desinler? Doların şeysi ortada. Bu İdlib meselesi nasıl etkiler hiç bilmiyorum. Çünkü ortalığı iyice etkilemeye başlamış bile, sana söyleyeyim. Bu haberden önce sana da söylemiştim, 6.71 civarındaymış dolar. 6.68. Düşmüş mü? Yok. Hayır. Biraz inmişti, tekrar çıkmaya başlamış. İşte oralarda şey yapıyor, oralarda etkilenir. Pardon, 6, evet, biraz çok az düşer gibi olmuş. Fakat tekrar çıkmaya başlamış. Tam ifade edemedim ama öyle. Yani bir parça düşmüştü. Birinci bölümün sonunda tekrar çıkış şeyinde, trendinde belli ki. Şimdi ama neticede bu savaş oldu mu zaten döviz artar. Onu hepimiz ezbere biliyoruz. İdlib'i, işte 3 gün sonraki Tahran'daki şeyi falan şimdilik bir kenara bırakalım, dış politikayı. Gelelim iş politikada yerel seçim meselesine. Şimdi böyle bir ittifak kararı aldılarsa, yani Cumhur İttifakı'nı devam ettirmek şeklinde, herhalde muhalefet de tıpkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, onlar da bir ittifak formülü üstünde konuşacaklardır gibi geliyor bana. Hmm. Yani en azından CHP-HDP böyle bir ittifak kurarlar mı? Bu gündeme gelebilir. Konuşabilirler. Ama dün Faik Öztürk, dün üzerine basa basa söylüyorum dedi. Ben de üzerine basa basa tekrar edeyim. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız dedi. Ama bu haber henüz yoktu ortalıkta. Ama MHP'den bir sinyal gelmişti. Bilmiyorum. Neyse, yani bu konuşulur. Bence bu ete kemiğe bürünüp ciddiyet kazandıktan sonra bu yeni baştan konuşulabilir. Hatta bazı yerlerde İYİ Parti ile de bu ittifaka girebilirler. Saadet ile de girebilirler. Yani tekrar 24 Haziran'daki şekillenişler ortaya çıkabilir. Şimdi bunu niye yapmasınlar? Yani eğer MHP ile AKP'nin ittifakı, biz birçok yerde CHP'nin yerel yönetimi aldığı yerlerde yeniden kazanmayı risk altına sokarsa, hangi gerekçeyle CHP bu ittifaktan kaçtığını açıklayacak. Dolayısıyla yani bu kesinleştikten sonra bence yeni ama baştan... Ama HDP ile bir ittifaktan kaçınmıyorlar mı? Sence? Hayır hayır, seçici davranabilirler. Yani bu genelde olmak yerine belli yerlerde, bu belli yerlerde olabilir. Yani İzmir'de diyelim CHP'nin HDP ile ittifakına belki ihtiyacı olmayabilir. Ama Eskişehir'de, İstanbul'da mesela, diyelim Eskişehir'de olabilir ya da İstanbul'un belli ilçelerinde olabilir. Yani böyle kategorik olarak reddetme lüksü olduğunu sanmıyorum CHP'nin. O açıdan da Faik Öztürk kime neye dayanarak bunu söyledi onu bilmiyorum ama çok somut olarak bir Cumhur İttifakı yerel seçimlere her yerde girecekse, o zaman yani muhalefetin buna kayıtsız kalacağını sanmıyorum. En azından seçici davranarak, yani genelde değil ama belli yerlerde seçici davranarak birlikte girebilirler. Şunun için söylüyorum bunu. Mesela
Cumartesi annelerinin eylemine gerektiği gibi bir hassasiyetle yaklaşmaması CHP'nin, dün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Ben bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu, bir önceki cumartesi günü yaşananları, işte biber gazı, 60'ında, 70'inde, 80'inde kadınların sürüklenmesi, gözaltına alınması, kollarının kırılması vesaire gibi olaylar üzerine, o yakınların, aranan kayıpların fotoğraflarıyla CHP milletvekillerini, işte 50 milletvekili, 60 milletvekili orada göreceğimi düşünüyordum. Hala bunu düşünüyorum ve böyle olmasını diliyorum kendi adıma. Ama şimdi bakıyorsun, orada CHP'nin o eyleme HDP sahip çıktı. Dolayısıyla biz buradan biraz uzak duralım tavrı var gibi geliyor. Yani yorumlar bu yönde. Buna katılır mısın ve CHP'de HDP ile herhangi bir düzeyde ittifak konusunda bir tereddüt, bir uzak durma olduğu görüşünü ne dersin? Yani ben bu ataleti, atalet diyeceğim buna, CHP'nin ataletini, pasifliğini, bir politikadan çok CHP'nin üstünden atamadığı 24 Haziran yenilgisi ve parti içerisindeki demoralizasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP gerçekten özellikle seçmeni karşısında iyi durumda görünmüyor. Yani seçmen çok öfkeli. Seçmen protestoya çok yatkın. CHP'de bütün bu 24 Haziran'ın hesabının verilememesi, oradaki sürecin iyi yönetilememesi, hem İnce tarafının, Muharrem İnce tarafının, hem de Kılıçdaroğlu'nun artık CHP'ye yeni şeyler veremeyeceği inancının giderek yerleşmeye başlaması, partinin en alt kadrolarından üst kadrolarına kadar ciddi bir demoralizasyon yaratmış durumda. Bütün onları bırak ya, bu yaşanan şeyler az buz şeyler midir? Bu herkes burnundan soluyor, pahalılık, işsizlik, işte adım adım bir krize gidiş hali. Yani bunu bir muhalefetin şimdiye kadar muhteşem örgütlemesi gerekiyordu insanların. Şimdiye kadar dehşetli pahalılık mitingleri, her yerde inanılmaz, yani bu şarbon hikayesi bile kendi başına ne kadar ciddi bir mesele. Yani bütün bunların hiçbirinde CHP'yi ortada göremiyorsunuz. Yani bunun politikayla, yani politik duruşlarla ya da politik kararlarla, verilmiş politik kararlarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ben genel olarak CHP'de bir şey var. Atalet var, bir demoralizasyon var, bir motivasyonsuzluk var, bir inançsızlık var. Bu parti bunu nasıl aşacak? Bu tabii biraz da eylemle aşılır aslında. Fakat sanırım bunu gidermek gibi bir şeyi var öncelikli olarak CHP'nin. Ben yani bir gözlemci olarak bunu söylüyorum. Ben CHP beni parti olarak ilgilendirmiyor. Ben CHP'li değilim vesaire değilim. Partiden biri olarak konuşmuyorum ama dışarıdan bir gözlemci olarak baktığımda, temas ettiğimiz insanlar, aldığımız nabızları alt alta yan yana koyduğumuzda bir kere CHP'nin böyle bir genel olarak bir şeyden silkinmesi gerekiyor. Bu hallerden silkinmesi gerekiyor. İnsanlara yeniden güven vermesi gerekiyor. Gerçekten seçmenlerinin güvenini taşıyıp taşımadığını bir test etmesi lazım. Ya bununla ilgili hadi diyelim kurultaya gitmez, başka bir şey yapmaz ama bir sorması lazım. Ya ey millet, bizden memnun musunuz? Bize güveniyor musunuz? Bizimle bu yerel seçim maratonuna çıkmaya hazır mısınız? Değilseniz niye değilsiniz? O zaman ne istiyorsunuz? Yeni baştan sizi nasıl tekrar heyecanlandırabiliriz, motive edebiliriz, harekete geçirebiliriz? Şimdi bu soruları sormadan biz varız, yani bizi de kimse sorgulamasın, kimse bizi protesto da etmesin, ederse AKP'nin ekmeğine su, tereyağı sürer demek, yani siz bize mecbursunuz demek gibi bir şeyi içeriyor. Valla bu seçmen, benim gördüğüm bu ruh haliyle bu seçmen hiç bunları kaldırabilecek halde değil. Yani geçen gün ben Twitter'da böylesine bir anket şey yaptım. Yani %96'sı ne Kılıçdaroğlu'nu ne de
inceyi benimsediklerini söylediler. Yani bu durumda bir parti. Gerçi karşı taraftan biraz kendi görüşünü de isteğini yüreğinden geçeni de ifade etmiş diyebilirsiniz ama diyor ki yerel seçimler bazı muhalefet liderleri için sonun başlangıcı olabilir diyor. Oysa muhalefet için hani buna işte ben krizi, kıyameti alkışlamak olarak almayın. Ama reel politikaya baktığınızda muhalefet için en elverişli hava durumu. Ankara'da mesela yaşananlar küçük küçük şeyler fakat o kadar önemli ki Anka Park diye bir yer yapmaya kalktı Melih Gökçek. Milyarları akıttı, durdurdular, bitirdiler. Kabataş'ta bir Martı projesi dediler, Kabataş Liman Projesi İstanbul'da. Müthiş böyle işte havalı projeler, Martı formunda işte iskelesi. Trilyonlar aktı, betonlar döküldü. Proje sessiz sedasız iptal. Ayşenur ama bu yerel seçimlerde yereldeki icraatlardan çok makro meseleler yeni baştan masaya gelecek. Özellikle bu ekonomik sıkıntı, bu İdlib'deki ortaya çıkacak ama yeni fatura. Ama onların hepsi de iktidar aleyhine ayak. Tabii. Ama dolayısıyla muhalefet için aslında çok elverişli bir konjonktüre giriliyor. Yani evet, potansiyel anlamda. Tabii. Yani ama bunu değerlendirecek muhalefet nerede? Muhalif kadrolar nerede? Şimdi o haliyle bile düşün 2009 yılında 2009 yerel yönetim seçimlerinde AKP en büyük kan kaybına uğradı ve CHP o dönemde az kalsın Kılıçdaroğlu İstanbul'dan belediye başkanı seçiliyordu. Aday oydu. Yani 2009 krizi. Şimdi bu yaşanan şey 2009 krizini mumla aratacak derinlikte ilerliyor. Bunu açık söyleyelim. Yani şu gün çarşı pazardaki feryatlar o gün yoktu. O bu ölçüde bir pahalılık da yoktu 2009 yılında. Şimdi bak hep söylüyorsun ya daha kötü olacak işte bunlar fragman vesaire diye. Hem Twitter'da takip ediyor musunuz bilmiyorum. Twitter'da takip edin Mustafa Sönmez'i. Her gün size üstelik de niye öyle yapıyorsun bilmiyorum bedavadan ekonomik rapor veriyorsun. Herkes benim bile anlayacağım dildi. Twitter adresin neydi? Mustafa? Mustafa Sönmez. Yani sesli harfleri çıkartıyorsunuz. Evet. Mustafa Sönmez Twitter'da. Şimdi bakın hakikaten fragmanı görüyoruz. Daha neler neler olacak. Fitch derecelendirme kuruluşu Türkiye için büyüme tahminini 2009'a %1.2 olarak vermiş. 2019 için yani yerel seçimlerin yapılacağı 2019 yılı için büyüme tahmini 1.2. Bu büyümeme tabii. Daha da düşer, daha da indirir bunu yani. Şimdi faiz artacak, artmalı demiş. Yani faiz artsa da enflasyon tek haneye öyle kolay kolay inemez demiş. Ve uzun bir rapor yayınlamış. Çok özetle 4 temel risk demiş Türkiye için Fitch. 1. Yanlış siyasi adımlar. 2. Özel sektörün mali stresinin yükselmesi. 3. Jeopolitik gerilimler İdlib, Tahran vesaire. 4. Olası sermaye çıkışları. Şimdi Fitch bunu söylerken de ben merak etmiştim niye Kırgızistan'da değil Berat Albayrak diye. Gerçi hani orada çok da iş olmayabilir ama oralarda enerji anlaşmaları olabilir diye. Bir getirseniz de çocuklar Kırgızistan fotoğrafını. Berat Albayrak yoktu, onun yerine belki de Bilal Bey katılmış fotoğrafa. İşte görüyorsunuz okla işaretli. Hiçbir resmi işi, ünvanı, görevi, şusu, busu ve sorumluluğu yanı sıra tabii olmayan Bilal Bey resmi heyette masada. Peki Berat Bey nerede? Berat Bey Londra'da. Şimdi Anadolu Ajansı geçmiş bu haberi. Hani bir başkası geçse dış mihrakların yalanları diyeceğim. Anadolu Ajansı'nın geçti haber şöyle. Berat Albayrak, bakın bir ülkenin
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz ediyoruz. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey Londra'ya gidiyor. Finans kuruluşlarının 11 üst düzey ismiyle görüşmeler yapıyor. Para istiyor belli ki, borç istiyor. Şimdi bir ülkenin eğer Hazine ve Maliye Bakanı bizzat müsteşarı değil, temsilcisi değil, o su değil, bu su değil. Hazine ve Maliye Bakanı gidip finans kuruluşlarının işte neyse onlar her boy. Ya bildiğiniz finans kuruluşu ya. Onlardan ya bize biraz borç lazım. Bakın biz ABD ile stratejik ortağız vurgusunu da hatırlatmış AA. Onlardan para istiyorsa, kredi istiyorsa sen anlat. Yani o gittiği kuruluşlar hepsi bu Fitch denen kuruluştan rapor alırlar. Berat Albayrak'ı nezaketen dinlerler. Yani kabul ederler, nezaketen dinlerler. Ama 100 yıllık kuruluşlardır. Yani koskoca bakan ayağımıza gelmiş de demezler. Demezler, bir kahvemizi iç derler. Ondan sonra ama dönerler, bak Fitch, S&P, Moody's bunlar 100 yıllık kuruluşlardır. Bunların profesyonel işleri ülkeleri takip etmektir. Riskler konusunda bizi uyarmaktır. Ve biz aslında para sahiplerinin de bize tembihatları vardır. Bu kuruluşların raporlarını dikkate alın. Onlar ne diyorlarsa onları yapın. Şimdi Fitch diyorsa ki jeopolitik riskler yükseliyor. Yeah. Özel sektör çok ciddi bir mali stres altına giriyor. Büyüme düşecek. Ondan sonra her şey daha da zorlaşacak. Vallahi Berat Albayrak istediği kadar Londra'da tur atsın. Hiçbir işe yaramaz. Hepsi dönüp dolaşıp bu kuruluşların raporlarına dikkat ederler ki ya bunun artık yani sana bir şey söylüyorum. %18 enflasyon. Arjantin'de bir tek var. O da gitti IMF'nin ocağına düştü. Başka bir ülkede çift haneli enflasyon falan filan yok. Yani şeyleri filan geçtim hani. Bir çare Afrika ülkelerini ya da Venezuela'yı filan. Ama Türkiye'nin emsal olduğu, aynı kıratta olduğu Güney Afrika'sı, Brezilya'sı, Rusya'sı, Hindistan'ı yani yükselen ülke denenlerin hiçbirinde bu kadar risk yok, bu kadar enflasyon yok, bu kadar cari açık yok, bu kadar kırılganlık yok. Yani bunun için Fitch'e filan bakmasına da gerek yok ki. Adam diyecek ki ya daha dün senin ülkende enflasyon açıklandı %18. Sen ne diyorsun yani? %18 olan bir ülkeye ben niye borç para vereyim? Bu paranın ne olacağını nereden bilirim yani? Dolayısıyla yani boş, boş şeyler bunlar. Öyle bir para falan gelmeyecek Batı'dan. Ve eninde sonunda dediğim gibi şöyle kolundan yakalayarak usul usul önce bir IMF'ye git diyecekler. IMF ile bir otur. IMF size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Ondan sonra istediğiniz parayı da IMF size tedarik eder, hiç merak etmeyin. Ama usulü biliyorsunuz. Yani IMF parayı size verir ama dilim dilim ne yapmanız gerektiğini de size söyler. Ondan sonra o reçeteyi paşa paşa uygulayacaksınız. Bu budur olacak olan. Şimdi hani para sıkışıklığı, sıcak paranın gelmeyişi bir yana, kaçışı, sermaye çıkışı zaten Fitch'in 4 riskten biri olarak bunu söylemesi. Vallahi çıkamadılar, zavallılar kaldılar burada. Çünkü 3 liradan gelmişlerdi adamlar. Şimdi çıkmak isteseler 7 liradan dolar alıp çıkmak durumunda kalacaklar. İçeride hapsoldular yani. O da var. Yani böyle bir Türkiye'de 3 dakikamız kaldı. Yetmez ama. Şimdi sokaktaki insanın hayatına bunun temas etmemesi, yerel seçimlerde kapıda, yerel seçime kadar bir şekilde o kendi oy deposunu en azından sübvanse edecek, destekleyecek, onlara bir para akıtacak durum var mı, kaldı mı? Kalmadı. Yok. Ne yapacaklar yok, peki o zaman? Tersine. Bu zaman dirsek göstermeye başlayacaklar. Yani niye fındık mitingiyle tehdit ediyor MHP? Biliyor, oradan gelecek bir şey yok. Şener, %18 enflasyon yaşandı. Şimdi bütün gelirlerin, bütün maaşların, emekli gelirlerinin, maaşlarının, bütün her şeyin %18 oranında artırılması gerekir ki insanlar bu darbeden yara almasınlar. Ama ne oldu?
enflasyon %18 artıyor. Maaşlarda, ücretlerde hiçbir artış yok. Ne olacak? İnsanlar sepetlerine 3 koyarken şimdi 2 koyup çıkmak zorunda kalacaklar. Yapamayacak, yok. Elinde öyle bir para yok. Büyüme olmayınca vergi gelmez. Medyadaki kontrol yeter mi? Yani hani haber vermeyecek. Vermese ne olur? Yani şansını olabildiği kadar o yalan değirmenlerini kullanıyor. Ama bir yandan onu seyrediyorsun, bir yandan çarşı pazara çıkıyorsun. Çarşı pazar başka bir şey söylüyor sana. Ne olacak? Burada bence ciddi bir inançsızlık başlayabilir. Ama sonuçta eğer siyaset bu inançsızlığı, bu yangını oya tahvil edemezse, örgütleyemezse geçmiş ola. Bir de unutma ki ellerinde koca bir devlet sopası var. İşte cumartesi annelerine neler yaptıklarını gördük. Bir yandan medya gücünü, ideolojik aygıtı kullanırlarken öte taraftan da devlet sopasını kullanmaktan geri kalmıyorlar. Maalesef ortadaki yargının hali belli. Dolayısıyla burada sadece baskıyı ve sopayı kullanmayı akıl edebilirler ama bunların hiçbiri işe yaramayacak. İşe yaramayacak. Yani bütün mesele bir an önce muhalefetin kendine gelmesi ve bu insanların derdine derman olabilecek. Duydunuz mu ey muhalefet? Ey muhalefet. Çok teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim. Mustafa Sönmez bizimleydi. Onunla konuşacaktım. Yer kalmadı. Zaten sorunun muhatabı o değil. Çünkü soru şu. Kadın mısınız, bayan mısınız? Akit gazetesi bu dev anketi düzenlemiş. O gazetedeki sorulara bakıyorsunuz ve kararı kendiniz veriyorsunuz. Kadın mı, bayan mı? Yarın kadın mı, bayan mı olduğunu tam kestiremediğim bu anket sorularına bakarak bir meslektaşı Mehveş Evin son 12 yılda Türkiye nereden nereye geldi kitabıyla bizi yeniden bir hafıza yolculuğuna ilginç anekdotlarla çıkartan sevgili arkadaşım Mehveş Evin'e soracağım. Kadın mısınız, erkek misiniz diye. Sen de bir göz atarsan belki eşin Ülkü Sönmez için bir sonuca varabilirsin Mustafa'cığım. Yani yarın sadece hanımefendileri değil, beyefendileri de, herkesi de programa bekliyor. Şiddetle bayan sözüne çok fena şiddetle tepki gösteriyor. Ama bir şey söyleyeceğim, öyle değil olay. Öyle değil. Sonunda Ülkü bayan çıkıyor. Ben de bayan çıkıyorum. Şimdiden vermiş olayım tüyoyu ama tersine çakmışlar, ne bileyim. Yarın siz de anlayacaksınız efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.